Sıkılmadan birkaç dakikanızı ayırın. Size çok güzel bir insanı anlatacağım. Justin Bieber, Rihanna değil. Mustafa amca, bir cumhuriyet çocuğu. Cehalete karşı savaşın ilk öncülerinden. Yıl 1943, yer Ürgüp. Mustafa Güzelgöz 23 yaşında memur olarak Ürgüp Tahsin Ağa Kütüphanesi'ne atanır. Büyük bir heyecanla kütüphanede oturur, kitapların tek tek tozunu alır ve gelecek insanları beklemeye başlar. Kütüphane vardır olmasına ama hiç gelen giden yoktur. Mustafa insanları davet eder ama durum değişmez. Mustafa genç ve idealisttir. Oturur ve düşünür. Onlar gelmiyorsa kütüphaneyi ben götürmeliyim onlara der. Mustafa ilk iş Ankara'ya Kültür Bakanlığı'na gider. Ödenek lazımdır. Köylere kitabın ulaştırılması gerekmektedir. Fakat genel müdür Mustafa'yı tersler. Kısaca Mustafa kafa dışı edilir. Döndü bana baktı, sen kafayı bozdun mu dedi. Estağfurullah, bozmadım efendim. Hadi demek ki köyde kütüphane açmışsın öyle mi dedi. Zoruma gitti yani, ben de çıktım ağladım. Çaban Bey geldi, baktı benim gözlerime siyim gibi yaş akıyor. Müdüre bakıyor, bir de bana bakıyor. Acıdı bana. Gözyaşlarıyla tek kişilik bir kadro koparmayı başarmıştır Mustafa amca. Maaşını devletten alan, arpasını, yulafını kendi alın teriyle kazanan kadrolu bir eşek. Genç memur Mustafa heyecanla marangoza gidip iki sandık yaptırır. Sandıklar 200'e yakın kitap almaktadır. Sandıkları eşeğe yüklediği gibi yola koyulur Mustafa. Kütüphanenin boğuna getirdim. Bu hayvanı öptüm, öptüm, öptüm. Çünkü bunu falanına koyduydum, ayakkabım. Beraber gittiydik. İlk gittiğim eşek. Mustafa köy köy dolaşmaya başlar. Her bir köy arası 5 kilometre yol vardır. Tam 36 köye hizmet eder. Ürgüp ve yöresindeki insanlar ilk kez kitap okumaya başlar. Gariban çocukların küçücük ellerine kitapları tutuşturur. Mustafa artık çocukların ilgi odağı eşekli Mustafa amca olur. Artık civarda namı yayılmıştır eşekli kütüphanecinin. İnsanlar daha çok gelmeye başlamış, daha çok okumaya başlamıştır. Eşekli kütüphaneci okuma alışkanlığı kazanan köylülere yavaş yavaş klasikleri de vermeye başlar. Böylece Ürgüp'ün Karayin köyünde Balzac okunur. Mustafa artık durmak bilmez. Kahvede bütün gün oyun oynayan adamları kütüphaneye çekmek için bir kütüphane kurdurur. Hatta ilgilerini çeksin de gelsinler diye radyo bile koydurur kütüphaneye. Zamanla insanlar kütüphaneye de gelmeye başlar. Peki ya kadınlar? Kadınlar gelmez kütüphaneye. Yemek yapar ve çocuk bakarlar sadece. Kadınları evden çıkarıp kütüphaneye nasıl getirebilirim ki diye düşünüp durur Mustafa amca. Ve aklına bir fikir gelir. Zenit ve Singer markalarına mektup yazar. Bana dikiş makinesi yollayın. Ben de karşılığında markanızın ismini kütüphaneye kocaman yazayım. Mustafa'nın sponsorluk anlaşması başarıyla sonuçlanır. İki firma da toplamda 10 tane dikiş makinesi yollar Mustafa amcaya. Kütüphanede salı günleri kadınlar günü olur. Kumaşını kapan kadın soluğu kütüphanede almaya başlar. Sırada bekleyenlerin ellerine Mustafa amca kitapları tutuşturur. Beklerken sıkılırsınız şimdi. Kitap okuyun der. Tek bir eşekle başlayan azim, aralarında katır ve atların bulunduğu 10 adet kültür filosuna dönüşmüştür artık. Bu başarı hikayesi yavaş yavaş Ankara'ya, hatta Ankara'yı da aşarak yurt dışına yayılmaya başlar. Amerika'da 1963 yılında Dillane Bryant Uluslararası İnsanlık Hizmeti Yarışması düzenlenir. Yarışmanın çağrısı Devlet Planlama Teşkilatı'na ulaştığında orada çalışan bir memurun önerisiyle Mustafa Güzelgöz ve projesi Eşekli Kütüphane'nin icraatları evraklarla Amerika'ya gönderilir. Amerika'dan 3 kişilik bir heyet durumu yerinde incelemek üzere Ürgüp'e gelir ve bölgedeki yüksek okuma yazma oranından, kütüphane hizmetinin geldiği başarıdan çok etkilenir. Birinci olur Mustafa amca ve eşeğe yüksel. Amerikalı Büyükelçinin ziyareti sırasında Büyükelçi bu çalışmaların ödülü olarak kendisine 2 adet jip hediye eder. 2 ahşap sandıkla başlayan serüvenin artık 2 adet son model 4 çekeri olmuştur. Sevdiniz değil mi Mustafa amcayı? İyi güzel de bu ülkede hiçbir başarı cezasız kalmaz derler hep. İdealist memur vazifesini çok aşan işlere bulaşmıştır. Mustafa amcanın açtığı okuma kursları göze batar. Hakkında çok geçmeden bir soruşturma açılır. Kendisi hakkında teftişe gelen müfettiş hemen bir rapor yazar. Mustafa Güzelgöz kütüphanecilik faaliyetlerinin dışına çıkmakta ve ödenekleri şahsi çıkarlar için kullanmaktadır. Müfettiş bu ülkede muhteşem bir başarıyı cezalandırır. Ve ne yazık ki sadece Mustafa amcayı değil, bir zihniyeti de cezalandırır. Soruşturma sürecinde Mustafa amca baskılar sonucunda 50 yaşındayken emekli olur. Mustafa amca soruşturmayı açan müfettiş Şemin Bey'e
İstanbul Fatih'teki Millet Kütüphanesi'nde rastlar. Çemin Bey soruşturmayı yoğun baskı altında yaptığını itiraf eder. Bu ülkenin taşına toprağına, eşek sırtında kitaplar taşıyan bu güzel insan 2005 yılında yaşama gözlerini yumdu. İnsanlar ölür, ölmeyen bir şey varsa kitaptır dedim. Mustafa Güzelgöz bir kahramandır. Genç Cumhuriyet'in örnek alınması gereken, erken yaşta önü kesilen bir kahramanı. Ölümünden sonra tüm Kapadokya'nın yöre halkı çok üzülür. Arıları da toplanırlar. Ürgüp'e eşekli kütüphaneci Mustafa Güzelgöz ve eşeği Yüksel'in heykelini dikerler. Girişimcilik nedir biliyor musun? Girişimcilik Mustafa amcadır. İnsanlar ölür, ölmeyen bir şey varsa kitaptır dedim. Yetişen zekaları kitaplarla beslemeyen milletler hüsrana mahkumdur.